Kıbrıs'ı Türk ve Kıbrıslı Rumlardan oluşan gençler Lokmacı Barikatı ile Uzun Yol arasındaki ara bölgede protestolarını sürdürüyor. Eylemlerine her akşam saat 6'da başlayan gençler kurdukları çadırlarda sabahlıyor. Önceleri her cumartesi toplanan gençler her gece artan kalabalıkla genişlemeye başladı. Başlangıç yeri Amerika olan sivil işgal protestolarının benzerini gerçekleştirmekte olan gençler hem eşitsizliklere karşı duruyor hem de adada barış içinde yaşanabileceğinin en güzel örneğini sergiliyorlar. Eylemi gerçekleştirenlerden biri olan Batu Palmer de protestonun amacını mikrofonumuza şöyle anlattı. Lokmacı Barikatı'nın bulunduğu yerde bir eylem gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Sebep nedir, amaç nedir alabilir miyiz sizden? Sebep nedir? Şimdi dünyadaki Occupy akımıyla aynı zamanda hareket etmek için biz de bu antikapitalist düzene karşı durmak için biz de burada Occupy hareketini başlattık. Ama buna ekstradan sonuçta bizim adanın kendi içinde özel bir durumu var. Bu da bölünmüşlüktür ki bu da antikapitalist, hemen bu da kapitalist düzeninin bir yansımasıdır. Tamamen alakalıdır ve biz de burada işte tam olarak bunun için bulunuyoruz. Ve bu insanlara burada herkes o kadar normalleşti ki bu süreç içerisinde. Burada bir sınır olduğunun bile farkında değilik artık. Geçip giderek, tüketirik, geri gelirik. Onlar gelir, onlar tüketir, geri gider. Ve tamamen burada bir sınır olduğunu mutlu. Herkes normal bir şekilde hayatlarına devam ederler. Öncelikle biz de bunu burada vurgulamak isterik ki bu insanlar ki bu normal bir şey değil. Burada bizi ayıran bir hat var ve biz bundan mutlu değilik. Ve United Nations'ın eğer gerçekten amacı bizi birleştirmekse bize destek çıkması lazım. Bize köstek olmaması lazım. Ve burada diğer bir olay da politikacıların aslında azınlık olduğudur. Ve politikacılara artık kimsenin güveni kalmamıştır. Biz insanlar kesinlikle daha çok çoğunlukta olan insanlardır bizik. Ve birleşerekten, gücümüzü kullanaraktan bu düzeni değiştirebilirik. Palmer ayrıca Kıbrıs'ta bulunan tüm askeri güçlerin adadan gitmesini istediklerini de belirtti. Birlikte yaşayamamak ne demektir? Biz onu anlamadık tam olarak. Bize gelip anlatsınlar. Tamamen bu politikacıların kendi aralarındaki sorunlardır. Kendi ajandalarından ilgili sorunlardır. İnsanları ilgilendirmez. Ve biz de bunun bir parçası olmak istemeyik. Bunun bedelini ödemek de istemeyik bundan sonra. Ve bu adadan bütün orduların çıkmasını talep ederek Yunan ordusunun da, Türk ordusunun da, İngiliz üslerinin de hepsinin çıkmasını isterik. Dünyada gelişen akımla birlikte bu eylemi başlatma kararı aldığınızı söylediniz. Burada görüyorum ben hem Kıbrıslı Türk hem Kıbrıslı Rum gençler bulunuyor. Nasıl bir araya geldiniz ve bu eylemi başlattınız? Nasıl bir araya geldik? Birkaç arkadaşımızın inisiyatifinde biz de başlatalım dediler ve haftada bir kere yapmaya başladık aslında. İlk cumartesi geceleri sadece burada buluşurduk. İlk eventi yaptığımızda cumartesi burada buluştuyduk. Daha sonra 5 gün önce burada bir yatılı kalma olayı oldu. Bu yatılı kalmadan sonra insanlar istekli olaraktan her gün her saat burada olmaya karar verdiler. Ve her gün buradayken yani açıkçası bazılarımız evine gider geri gelir. Uyurlar geri gelirler. Bazı arkadaşlarımız da burada kalır. Burada bayağı yaşamaya başladık yani kesinlikle. Dünyada başlayan işgal eylemlerinin ülkemize yansıması da geç olmadı. Bugün burada ara bölgedeyiz. Lokmacı Barikatı'nın bulunduğu yerdeyiz. Ve burada Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençler barış için ara bölgeyi işgal etmiş durumdalar. Buraya iyice yerleştiler. Görüyorsunuz burada beyaz bir tahta var ve günlük çizelgeleri bulunuyor. Her gün ne yapacaklarına dair aktiviteler var burada. İleride çadırları bulunduğunu görüyoruz. Özellikle akşam oluşuyla birlikte ateş yakıyorlar ısınmak için. Burayı, ara bölgeyi pankartlarıyla, sloganlarıyla süslediler. Şu anda da bir pankart hazırladıklarını görüyoruz. Barış için burada olduklarını söylüyorlar ve burada kalmaya devam edeceklerini de bildirdiler. Politikacıların yapamadığı şeyi gençler olarak biz gerçekleştireceğiz diyorlar. Toplum biziz diyorlar. Günlerdir de Wall Street'te, Amerika'nın kalbinin attığı yer Wall Street'te eylemler devam ediyor. Onlar da durdurmuyorlar eylemlerini. Bakalım ülkemizdeki bu eylem daha ne kadar devam edecek?